Herkese selamlar dostlar. 11 ve 12 Şubat 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. İddia tahminlerinden daha önemli bir olay var ülkemizde bildiğiniz üzere. Öncelikle tabii ki onunla başlamak istiyorum. Öncelikle bu dostlar, yani dediğim gibi yardımlarımızı eksik etmeyelim. Ekrana gelmiştir. Ahbap Derneği'nin İş Bankası, Vakıfbank gibi iki tane IBAN'ını getirdim. Yani günlük ne bileyim bireysel harcamalarınızdan kaçınıp günlük az da olsa, çünkü yardımın azı çoğu kesinlikle olmaz. Yardım yardımdır. Desteklerimizi, yardımlarımızı yapalım arkadaşlar. Çünkü bizden daha çok ihtiyacı olanlar var çünkü. Bu sebeple sizlerden ricam, dediğim gibi geçen Cuma videosunda da söyledim. Ya, bu zamana kadar buradaydım. 3 yıldır geçti zaten YouTube mecrasında. Kendi adıma konuşayım. Ya, bu zamana kadar sizlere bir katkım olduysa benim de ricamla sizlerin de desteklerini bekliyorum. Ahbap Derneği'ne aynı şekilde sizler de desteklerinizi yapabilirsiniz. Onun dışında SMS olarak destek vermek isteyen arkadaşlarımız da deprem yazıp 1866'ya gönderebilirler. Onun da yardımlarını yapalım. Yani elimizden nasıl yardım geliyorsa o şekilde bir şekilde herkesin çorbada tuz olmasını isterim bu şekilde bir durumda. Ben de bu şekilde günlük videolarda seslenmek istiyorum artık. Bir süre böyle artık zaten. Deprem yazıp 1866'ya da gönderebilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar, ben kendim psikoloji mezunuyum. Yani psikolog unvanı taşıyan bir bireyim, öyle söyleyeyim sizlere. Bir tane de makale bırakmak istiyorum. Deprem sonrasındaki stres bozukluğu veya travma sonrası bozukluğu, insanlara nasıl yaklaşılmalı vesaire. Onun da görseli zaten ekrana gelmiştir. Açıklama kısmına ve yorumlar kısmına bunun da linkini bırakacağım zaten. Sizler de oradan bakıp bu makaleden faydalanabilirsiniz. Deprem anında özellikle Hatay'a, Gaziantep'e, Urfa'ya, herhangi bir yere gitmek isteyenler varsa bunu okursa sizlere bir fikir birliği öncelik olacaktır diye düşünüyorum. Açıklama ve yorumlar kısmına bu makalenin linkini bırakacağım sizlere. Çok faydalı olacağını da düşünüyorum. Dilerseniz maçlarımıza geçelim. 11 tane falan maç var. 2 günlük bir video arkadaşlar bu. Hızlıca gitmek istiyorum. Öncelikle dediğim gibi bugün yüksek mislimizi paylaştık. Yarın da paylaşacağız. Kombinlerimiz, çalışmalarımız devam ediyor. Şimdi şöyle baktığımız zaman da ekrana bir yüksek misli gelsin. Yüksek misli nasıl ilerlediğimizi hemen kısaca bahsedeyim. Yüksek misli de bir tane yurt içi mücadelemiz. Yüksek misli günün en güvenilir mücadelesi. Zaten burada dediğim gibi bir kasa sistemi yapıyoruz. Kasa sistemiyle ilerlediğimizi belirteyim. Bir de Avrupa için yüksek misli veriliyor. Onun da aynı şekilde miktarı öneriliyor. O şekilde hafta sonu için zaten yüksek mislileri ben şimdiden ayarladım. Sizlerin de zaten oradaki kasa yönetiminden haber olduğunu biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Tekrardan bahsetmek istedim. Yüksek misli bu şekilde. Açıklama kısmında herkes açık Telegram grubumuz var. Hafta sonu buraya da ara ara canlı paylaşımlar yapabiliriz. Açıklama kısmında ve yorumlar kısmında zaten link olacaktır. Oraya da isterseniz katılabilirsiniz. 5400 kişilik bir grup var orada da. Herkes açık. Ücretsiz bir şekilde paylaşım yapılan grup. Canlılarda da zaten dün aynı şekilde güzel bir canlı seansı yaptık. Twente mücadelesi vardı. O mücadeleyi aldık mesela. Niye Olympiakos mücadelesi vardı, onları aldık. Pardon. O şekilde canlı maçlarla da ekstra olarak değerlendirmeye çalıştık her zaman. Bu şekilde devam ediyoruz. Devam etmeye de bu şekilde gruplarımıza devam edeceğiz diyerekten geçeyim. Toplamda 11 tane mücadelem vardı. İsterseniz direkt başlayalım. 11 Şubat 2023'te start verelim. Bayern Münih ile Bochum mücadelesi. Bayern Münih'e baktığımız zaman da maçları da çok uzun anlatmayacağım bu arada. Bayern Münih'e baktığımız zaman da son dönemlerde bir toparlandığını söylemek doğru olabilir. Wolfsburg mücadelesinde kalesinde çok fazla pozisyon verdi. Şöyle verdi. Gerek 10 kişi kalmasından yana gerek de Wolfsburg'un o anki motivasyonu yüksekti. O maçta iyi oynadı ve deplasmandaydı Bayern Münih. Cancelo'nun gelişi gerçekten takıma bir ivme kazandırdığını düşünüyorum ben zaten. Komara da çok iyi bir asist yaptı zaten. Pardon, olumlu bir transfer olduğunu düşünüyorum ben. Bayern Münih tarafının burada yine Bochum'a bir 3-4 tane atması muhtemeldir. Maçın beklenen skoru 3-1 zaten. Bochum tarafına baktığımız zaman da bu mücadelede ne yapabilir diye düşündüğümüz zaman da onlar da kaptığı toplarla birlikte veya duran toplarda Bayern Münih kalesine etkili olmak isteyecektir. İlk yarıdan 2 gol denenebilir bence. İlk yarı 1.5 üstün oranını şöyle göstereyim. 1.59 gibi zaten güzel bir oranı var. İlk yarıdan 2 gol çıkabilir bu mücadelede. Onun dışında 2 golden ziyade şöyle de bir değerlendirme yapabiliriz diye düşünüyorum. Toplam gol aralığı olaraktan da ben mücadele genelinde zaten 3-1'lik bir skor beklediğimi belirttim. Burada da 4-5 gol aralığında sisteme atacaksanız da 2-35 gibi oranı var bilginize. Hoffenheim ile Bayer Leverkusen mücadelesi. Tempolu bir maç bekliyorum. Her iki takımın atacağı goller burada değerlendirme altına alınabilir arkadaşlar. VAR tercihinin bir 36 gibi oranı var.
Maçın zaten kendi skor beklentim 2-2'lik bir skor bekliyorum. Beraberlik çıkabilir. Leverkusen takımı deplasmanda zaten iyi. Hoffenheim takımı son dönemlerde iyi futbol oynasa da ekmeğini alamıyor. KG varı değerlendirme altına alabiliriz. Onun dışında şurada bir tercih var. 2.5 üst ve KG var şeklinde. Bunun da oranı 1.50 idi arkadaşlar. Bunu da isteyenler, biraz daha oran yükseltmek isteyenler bu şekilde değerlendirme altına alabilirler. Arsenal'la Brentford mücadelesi. Arsenal 1.24 gibi oran vermişler. Brentford iyi takım. Kompakt bir takım. Çıktı zaten yaptığı ataklardan bunu çok iyi gösteriyor. Mbemu, Toney, Wissa gibi isimlerle birlikte ileride etkili olabiliyor. Arsenal 2 maçtır mağlup oluyor. Ligde de son maçının mağlup oldu zaten Everton'a karşı. Ya bir yerde bir şekilde durduracaklardır takımı da. Everton'a kısmet oldu. Çünkü çok fazla iyi gidiyordu. Nazar çıktı diyelim o maçta Arsenal adına. Ben burada da Arsenal tarafının ben galip gelmesini beklerim. Ama ondan ziyade evin atacağı bir gole, iki gole girelim şöyle idealden. Ev sahibi 2 gol atan oranı 1.35. İdeal kombinlere girebilecek bir oran olduğunu düşünüyorum. Onun dışında bir yüksek oran denemesi yapacak olursak 2.5 üstünde 1'in 1.82 gibi oranı var. Bunu da değerlendirme altına alabiliriz. Ben burada Arsenal'ın 2-1, 3-1 ayarında bir tane de gol yiyebilir. O şekilde kazanmasını bekliyorum. Bu da yüksek oranlı bir denememiz olsun. Diğer mücadelem Southampton'la Wolves mücadelesi. Southampton'ın ben yaptığı transferlerden dolayı bir ivme kazanacağını düşünüyordum. Fakat bunu ilk 11'e entegre etmedi. İki tane çok önemli transfer yaptı. Süleymana ile Onaçu. İkisi de ilk 11 oyuncusu olacak tipteler. Dakika 46'da girdiler son maçta. İkinci yarıda birçok pozisyon kaçırdı Southampton takımı. Bu maçta ilk 11'de çıkabilirler. Ben yani bunu şöyle değerlendireyim. Bu maçta herhangi bir sürpriz arayalım diye düşünüyorum ben burada. Southampton'ın atacağı bir gole 1.26 ne oran vermişler. Şöyle bir gole. Ben bir gol atmasını bekliyorum. Avrupa'da bunu değerlendirebilirsiniz. İsteyenler de şöyle sisteme Southampton'ın atacağı 2 golü değerlendirme altına alırsa 2.64 gibi oranı var. Yani bir yerde bu takım da patlama yapacak, galip gelmeye başlayacak. O yüzden böyle bir değerlendirme yaptım. Monaco ile PSG mücadelesi. Burada da Monaco galip gelirse şaşırmayacağım ki 2.25 gibi oranda Monaco favori burada. İdealden bir var tercihi alınabilir. 1.35 gibi oranı var. Fakat risk isteyenler burada. Biraz daha macera arayanlar. 2-1'lik bir Monaco galibiyeti çıkabilir. Yüksek oranla da Monaco'nun ikinci golüne de burada girilebilir. Onun da oranı 1.84 gibi oranı var bilginize. Şöyle geçtiğim zaman da Leipzig Union Berlin mücadelesi. Leipzig'in nasıl bir takım olduğundan şöyle kısaca bahsedeyim. Saman alevi gibi parlayan takımlardan bir tanesi. Özellikle ilk yarılarda ilk 10-15 dakika çok baskılı başlıyor. Baskılı başladığı için Leipzig'in ilk yarıda atacağı gol değerlendirme altına alınabilir. Onun da ev sahibi hemen şuradan göstereyim. Ev sahibinin ilk yarıda atacağı bir gol, yani 1.66 gibi güzel bir oranı var. Bu oran daha yüksekti. Biraz daha düşmüş. Bu şekilde Leipzig'in ilk yarıdan bir gol atması beklenebilir bu mücadelede. Çünkü ilk yarıya çok iyi başlayan bir Leipzig takımı oluyor. Ayın 12'sine geçtim. Ayın 12'sinde ise arkadaşlar toplamda 5 adet mücadelem var. Bu 5 adet mücadeleyi hemen anlatalım. Leeds United'la Manu mücadelesi. Leeds United burada arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Daha bu takım 2-3 gün önce birlikte maç yaptılar. Lig mücadelesi. Tekrardan lig mücadelesi yapacaklar. Fikstür döndü diyeyim ben size. Leeds United o maçta iyi miydi? Kaleye 2 tane isabetli şut çekti. İkisi de gol oldu. Daha doğrusu birisi Varane kendi kalesine çarptı da attı. United o maçta çok iyiydi bence. Bu maça bir yüksek oran denemesi yapmak istiyorum ben United adına. Mücadelenin 4.5 altında 2 olarak değerlendirmesini 2.13 gibi orandan değerlendireceğim. Bu maçın beklentisi 1-1'lik bir skor. Onu belirteyim sizlere. Yani o yine bir beraberlik beklenebiliyor. Fakat United geçen maçta kaleciyi geçti, gol atmadı. Yani öyle söyleyeyim ben size. Atamadı daha doğrusu. Çizgiden çıkardılar. Burada o kadar Leeds United'in şansı olduğunu düşünmüyorum. Casemiro da sanırım bu maçta dönecek. O yüzden 4.5 altında 2-7'nin 2.13 gibi orandan risk edilmesini taraftarıyım. Değerlendireceklere bol şanslar. Lille ile Strasbourg mücadelesi. Lille'in son mücadelesini izleyen oldu mu? Bilmiyorum. Ben anlatayım isterseniz. 3-1'lik Ren galibiyeti var. Lille o maçta yani Ren'i ezdi. İlk golü Ren attı. Okey ama Lille fena ezdi yani o maçta. Çok fazla pozisyona girdi. Çok fazla kaçırdı. Ren de kaçırdı ama Lille de o kadar çok kaçırdı. Strasbourg'da oynayacaklar. Güzel bir maç olacaktır. Ben burada idealden şöyle bir şey yapabiliriz diye düşündüm. Mücadelede Lille'in atacağı iki gole 1.42 gibi oran açmışlar zaten. Bence Lille burada kendi evinde, zaten ortalama kendi evinde iki gol ortalamasıyla oynayan takımlardan bir tanesi Lille. İki gol atması idealden değerlendirebilir. Onun dışında bir de yüksek oran önerisi yapmak istiyorum sizlere. 1.97 gibi oranı var. Üst ve var. Zaten Lille tarafından ben bir gol bekliyorum. İki gol bekliyorum.
Bir tane de Strasburg atar mı? Atabilir. 2-1'lik skor beklentim var zaten. Bu maçta da üst ve var olarak da 1.97 gibi orandan yüksek oranıyla sizlere önereyim. Diğer mücadelem Ajax'la Waalwijk mücadelesi. Şöyle söyleyeyim. Ajax son dönemlerde toparlandı. Ben de iki tane son oynadığı 3 maçın ikisini izledim. Öyle zamanım vardı daha doğrusu. İlk yarı 1'in oranı 1.28. Girmeyelim. Şöyle yapalım. İlk yarı 1 ve KG yok. Yani ilk yarıda KG olmayacak şeklinde bir tercih olacak. Bu yüzden değerlendirme yapmak isteyenler bu yönde bu şekilde bir değerlendirme yapabilirler. İlk yarıda Valvike'ın ben atacağını düşünmüyorum. Ajax'a 1-0, 2-0 içeri girer gibi gözüküyor. Bu yönde bir ideal tercihim var bilginize. Geçtim bunu da. Sporting Lisbon'la Porto mücadelesi. Bu maçı da şu şekilde değerlendirdim. Porto'nun burada favori gösterilmesi bilmiyorum. Daha kaliteli mi tartışılır. Şöyle söyleyeyim. Lisbon burada galibiyete yakın taraf olabilir gibi geliyor bana. Ben şöyle bir değerlendirme yapacağım. Porto zaten Lisbon'a karşı şansı çoğunlukla tutmuştur. Ben burada 1.55 gibi 1.56 oranı var. KG var tercihini aldım. Tek tercih. Maçın zaten beklentisi bir olası beraberlik, gollü beraberlik 1-1 bandında. O yüzden ben direkt burada var tercihini aldım. Güzel maç olur. Portekiz'in bu maçları çok sert ve güzel oluyor. Kart tercihini de Avrupa'da oynayanlar ekstra olarak değerlendirebilirler. Son mücadelem Napoli ile Cremonese mücadelesi. Napoli tamamen bir ilk yarı takımı olduğunu düşünerekten de ilk yarılardan çok baskın oynuyor. Burada atacağı ilk yarıdan galibiyetini değerlendirme altına alabiliriz. 1.36 gibi de bir oranı var. İlk yarıdan bir Napoli galibiyeti gelebilir. Onun dışında ne yüksek oran yapılabilir derseniz ev sahibi 2.5 üstü oranı 1.62 gibi oranı var. Napoli'nin burada 3 tane gol atması da aslında beklenebilecekler arasında olduğunu da belirtelim. Hafta sonu için tercihlerim bu yöndeydi. Değerlendirecekler. Herkese bol şanslar. Görüşmek üzere. Bay bay. Kendinize iyi bakın.